Merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için yaptığı toplantıda Erzurum'un ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti il meclisi partisinin il ve ilçe adaylarını belirledi. Erzurum'da Hınıs ve Köprüköy ilçeleri dışında tüm ilçeler açıklanırken Olur'da da bayan aday gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 11 aday adayıyla yoğunluğun yaşandığı Şenkaya'da Salih Özbek başkanlığı aday gösterildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de daha önceki emekli öğretmen Abdülkadir Demirci aday gösterilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe belediye başkanı adayları şöyle: Aşkale Veysel Keten, Azizi Üstüner Karacaoğlu, Çat Arif Hikmet Kılıç, Horasan Aydın Temelli, İspir Kenan Efe, Karaçoban Sadık Karakaya, Karayazı Faruk Aydın, Narman Fehmi Bedir, Oltu Cevat Kamacı, Olur Nurhayat Üst, Palandüken Edip Cengiz, Pasinler Özer Pehlivan, Pazaryolu Bayram Ali Öztürk, Tekman Habib Ulutürk, Tortun Mehmet Büyükarslan, Uzundere Nevzat Çevik ve Yakutiye Bülent Baba oldu. Erzurum'da yüzlerce yıldır sürdürülen binbir hatim geleneği kapsamında okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Erzurum'da yüzlerce yıldır sürdürülen binbir hatim geleneği kapsamında okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. İnna Allah yarfa'u bihazel kitabi akvamen ve yada'u bihi aharin. Bu göz ardı ettiğimiz hususa dikkat çekerken der ki lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın hemen hemen her mahallede... Kentte 16. yüzyılda Pir Ali Baba adlı kişinin vakfıyla başlattığı bilinen binbir hatim geleneği kapsamında bu yıl 23.428 hatmi şerif okundu. Müftü Hasan Çınar Ulu Camii'nde gerçekleştirilen dua merasiminde yaptığı konuşmada geleneğin önemine değinerek bu yıl başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerden ve birçok kentten katılım olduğunu söyledi. Geleneğin daha iyi anlaşılabilmesi için ilk kez 101 tefsir okuma adlı projeye de hayata geçirdikleri belirten Çınar, bu kapsamda 172 defa Kur'an-ı Kerim tesviri 23.428 hatim okundu. Yurt içi ve yurt dışında da vatandaşlarımız hatim okuyarak destek verdi dedi. Çınar daha sonra okunan hatmi şeriflerin duasını yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Minennas. Hatim duasına Vali Ahmet Altıparmak, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile binlerce vatandaş katıldı. Daha sonra Altıparmak ve Çınar camide dua tedbirlerini kabul etti. Binbir Hatim geleneği kapsamında yarın da kadınlara yönelik dua merasimi saat 09.12 saatlerinde Ulu Cami'de yapılacak. İnnehu habirun bima tef'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Estaîn ihdinas sıratal müstakîm melekremine ve erhamer rahimin Allahümme zeyyinna bi zînati hatamatil Kur'an rûdike ve keremke ya ekremel ekremine ve erhamer rahimin. Ya alemin evlad uyarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, yakınlarımız Almanya'dan, İngiltere'den aradı, dediler ki başkasını mabudun bilhak tanımıyoruz Allah'ım. Seni Rahman biliyor. Bayrağımızı ilelebet aşağılara indirme Allah'ım. Kabe'nin hürmetine affet Allah'ım. Ve Türkiye'mizden rahmetine... Maksut Efendi Mahallesi Muhtarı Burhanettin Atmaca, mahalle muhtarlıklarının birleştirilmesiyle vatandaşın hizmet noktasında büyük sorunlar yaşayacağını ileri sürdü. Büyükşehir yasasının çıkmasıyla birlikte mahalle muhtarlıklarının birleştirilmesi konusu tartışılmaya devam ediyor. Erzurum'daki değişik mahalle muhtarları birleşme kararına tepkili. İşte bunlardan biri de Maksut Efendi Mahalle Muhtarı Burhanettin Atmaca.
Atmaca, Büyükşehir Yasası ile mahalle muhtarlıklarının birleştirilmesi uygulamasının büyük bir hata olduğunu ve vatandaşın hizmet konusunda yüzünün gülmeyeceğini iddia etti. Maks Efendi Muhtarı Burhanettin Atmaca, Erzurum'da 3 belediyenin bu muhtarları birleştirmelerinden dolayı vatandaş, bütün seçmen çok tedirgin, hep buna karşılar. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir il ve ilçede uygulaması ve benzeri olmayan bir uygulamayla keyfi olarak 3 belediye başkanı bu mahalleleri getirip birleştirdiler. Vatandaşı çok zor durumda koydu, muhtarları da zor durumda koydular. Allah'a revan mıdır? 23 mahalle, 24 mahalle birçok vilayetin, bir Tunceli vilayetin nüfusundan fazla bir muhtarlık nüfusunu yerleştirdiler. Bu da vatandaşa ve devlete bir getirisi olmaz. Olursa ancak götürüsü olur. Ne vatandaş muhtarı tanıyabilir, ne muhtar vatandaşı tanıyabilir. Maks Efendi Mahallesi şehirde 10 kilometre kopuk bir mahalledir. Vatandaş kalkıp da mahalle başına zaten daha değerli bir mahalledir. 10 kilometreye gelip de Kazım Urdalan'da, Abdurrahman Gazi'de veya Palandöken'de muhtarı nerede bulacaktır? Maks Efendi Mahallesi'ndeki vatandaşlar oy kullanmayacaklar, sandıklar da geldiği gibi boş gidecekler. Çünkü Erzurum'daki mevcut muhtarlarda da iş yoktur. Herkes sinip, kimse sesini itmiyor. Kimse dile getirmiyor. Halbuki her mahallede, her sokakta vatandaş bu birleşime karşıdır, tepkilidir. Palandöken Kayak Merkezi'ne ne kadar ilgi gösteriyoruz veya Palandöken'e vatandaşlarımız bu sezon kayak yapmaya gitti mi? Kış turizminde Erzurum'un bacasız sanayisi olarak gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nden Erzurumlular faydalanabiliyor mu? İşte cevapları. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi Türkiye'nin tanıtımı içinde büyük rol oynuyor. Ancak Erzurum'da bulunan ve gerek yerli gerekse yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken bu gözde kayak merkezine acaba bizler çıkabiliyor muyuz veya ilgi gösteriyor muyuz? Kimileri binlerce kilometre uzaktan gelerek Palandöken'de tatil ve kayak yapmanın keyfini yaşarken acaba bizler sadece 5 kilometre yakınımızda olan Palandöken Kayak Merkezi'ne ne kadar ilgi gösteriyoruz? Ekibimiz bugün bu konuyu vatandaşlara sordu. Aldığımız cevaplar oldukça ilginçti. Tatile çıktınız mı? Yok, hayır, bu kış çıkamadım ama daha önce gittim. Güzel, kayılabilir bir havası var. Gerçekten karı çok güzel. Bence profesyonel kayakçıların artık Uludağ'da falan kaymalarına gerek yok. Erzurum'a da gelebilirler. Palandöken gerçekten çok güzel. Palandöken güzel olmaz mı? Herkesin görmesini isterim ben. Evet, siz çıkmadınız yani hiç. Hiç çıkmadım. Ben zaten İzmir'deydim, Erzurum'a yeni döndüm. Ama gitmek istiyorum. Görmek istiyorum oraları. Palandöken hiç tatile çıktınız mı? Yani gezmeye hafta sonu çıktık da tatil olarak hiç çıkmadık. Hafta sonu çıktık. Hiç kayak yapmadınız yani? Yok, kayak yapmadım. Yaşadım. Ne var çıkmak da yani çıkma fırsatı yakalayamadım. Çıkmayı düşünüyorum diye. Gezmeyeyim. Palandöken'e hiç çıkma fırsatınız oldu mu? Şimdi Palandöken'e çıktım. Yani ben daha çok bir işle ilgili, birkaç defa işlerimizle ilgili çıktım. Ama doğru düzgün gezmek veya kayak için çıkamadım maalesef. Yani hiç kayak yapmadınız mı? Yani yapmadık sayılır. Kayak yapmadık. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi düzenlediği törenle Türkiye'de tarım öğretiminin 168. yılını kutladı. Mavi Salon'da gerçekleşen programın açılışında konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhlis Macit, Türkiye'nin gelişmesi sürecinde tarım, makro düzeydeki büyüklükleri ve ifa ettiği fonksiyonları itibariyle stratejik bir sektör olduğunu hatırlattı ve buna bağlı olarak Türkiye'nin tarımını geliştirmedikçe gelişemeyecek bir ülke olduğunu ifade etti. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ziraat Mühendisler Odası Erzurum Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen törenimizi onurlandırdığımız için hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz efendim. Atatürk Üniversitesi Rektörü Vekili Profesör Doktor Mehmet Takkaç ise konuşmasında bölgemizde tarım konusunda eğitim öğretim alanında birçok gelişmelerin olduğunu ve Ziraat Fakültesi'nin de bu çalışmalarda ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Tarım öğretiminin başlangıcının 168. yıl dönümü kutlamalarına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Zira Türkiye, dünyada birçok olumlu ve olumsuz örneği olduğu gibi tarımını geliştirmedikçe gelişemeyecek bir ülkedir.
Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül de konuşmasında bilgi çağındaki dünyanın değişimin çok boyutlu ve hızlı yaşandığını, rekabetin yoğunlaştığını, küreselleşmenin her alanda etkisini gösterdiği, kişiler, kurumlar ve devletler için fırsatların ve risklerin arttığı bir dönem yaşandığını hatırlattı. 10 Ocak 1846 tarihinde Mektep Zirai Şahane'nin kurulmasıyla tarımsal eğitim ve öğretim alanında atılan ilk adım, tarımsal faaliyet alanı içindeki tüm unsurların çabalarıyla günümüzdeki düzeyine ulaşmıştır. Bu çabaların en büyüğünü, kuşkusuz ki bu alanda gecesini gündüzüne katarak tarım çalışmalarını nasıl ileriye götüreceğinin hesabını yapan üniversiteler, o üniversitelerin değerli hocaları ve öğrencileri vermiş. Lokantacılar Odası Başkanı adayı Latif Yıldız, mevcut yönetimin lokantacıların sorunlarına çözüm bulamadığını ileri sürerek oturmaya değil sektörün sorunlarına çözüm bulan bir yönetim anlayışıyla göreve tabiiz dedi. Lokantacılar Odası Başkan adayı Latif Yıldız, Erzurum'un sosyoekonomik anlamda gün geçtikçe geriye düştüğünü belirtti. Latif Yıldız, kalkınmış illerin gelişmişliği o bölgedeki kolektif akıl ve sivil inisiyatifiyle bilinciyle sağlanır. Gerek siyasal ve sosyal alanda, gerekse de temsiliyet noktasında her zaman dibe vuran ilimizdeki ortak akıl mantığı bilinen dernekçe zihniyette cereyan etmektedir. Bir lokomotif güç olması gereken Esnaf Odaları Birliği de bu olumsuz tablonun arasında yıllardır sessiz seyirci rolünü oynamaktadır. Lokantacılık sektöründe hakim olan problemleri yıllardır bu cami içerisinde bulunan bir işletmeci olarak yakından müşahede etmekteyiz. Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımla birlikte liderlik sultasında koltuk sevdasıyla yanan bu zihniyeti devirmek için bu önemli göreve talibiz dedi. Arkadaşlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla bu konuyu sık sık dile getirdik, istişare yaptık. Bu konuda rahatsızlığımızın en büyük sebebi bizim şu anki mevcut başkan lokantacılardan çok uzak bir şekilde hareket ediyor. Sadece kendi çıkarları içerisinde esnaf sanatkarlar birliği demek birlik. Arkadaşlarla bir araya gelip toplanmak sıkıntılı bir herhangi bir durumu istişare halinde bu işi halletmek gerekiyor. Yıllardan beri Esnaf Odaları Birliği'nin padişahlık şekilde yönetildiğini ifade eden Lokantacılar Odası Başkan adayı Latif Yıldız, bu gidişata dur demek adına aday olduğunu söyledi. Ben lokantacı, sağda solda şu an benim lokantacı olmadığımı söylüyor arkadaşımız. Benim de sülaleboyu.com hepimiz lokantacıyız. Lokantacı olduğumuzda tüm meslektaşlarımız hepsi de çok iyi yakından bilirler. İnşallah yani biz diyoruz ki yüzümüzün akıyla hak eden, bu bir bayrak yarışıdır. Hak eden bu işi alsın. Bayrağı biraz daha ileri kim götürebiliyorsa Allah ona nasip etsin. Eczacı Canan Uçar, kare kod uygulamasıyla ilaçlarda sahtekarlığın önüne geçilebileceğini, ilaçların üretim ve ithalattan başlayarak geçtiği her noktadan alınacak bildirimlerle, yani kare kodlarla izlenilebilirliği takibinin sağlandığını söyledi. Sistemle ilgili bilgi veren eczacı Canan Uçar, eczane Android işletim sistemini kullanan mobil cihazlar için hazırlanmış olan bir eczane uygulamasıdır. Eczane ile onlarca ile ait açık eczane bilgilerine ulaşılabilir ve ihtiyacınız olan sağlık malzemelerini hızlıca karşılayabilirsiniz. Eczane uygulaması üzerinde yer alan illerin isimleri şu şekilde: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ. Uygulama başarılı olursa da uygulama üzerine gösterilen eczanenin açık olma durumunu yola çıkmadan doğrulatmanızı öneriyoruz dedi. Kare kod zaten uzun zamandır uygulanmakta olan bir programın yaptırımı. Bunun bütün amacı ilacın kimlik bilgileridir. Kare kodlu Android telefonlarınızdan baktığınız zaman o ilacın nerede üretildiğini, prospektüsünü, içerisinde neler olduğunu, o ilacın yan etkisinin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bu uygulama tek tek kişisel bazda herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bilgileri telefonundan deşifre etmesini sağlayacaktır. Meraklı olan hastalarımız için, yani ilacın nereden gelip ne olduğu hakkında, kaçak olup olmadığı hakkında, prospektüsünün ne olduğu hakkında bilgi edinmek isteyen hastalarımız için açıklayıcı olacaktır.
Eczacı zaten bunu soran hastalarımıza, sormayan hastalarımıza da anlatmakla yükümlüyüz bizler. Ancak hastalar eczacının bulunmadığı saatlerde, bulunmadığı yerde kendi telefonlarından da bu bilgilere artık ulaşabileceklerdir. Yoksa eczaneye geldikleri zaman zaten bu bilgilerin hepsini her eczaneden alabilecektir hastalarımız. Erzurum'da lokantalarda garson olarak çalışan 21 yaşındaki Mesut Demir'in tersten konuşma yeteneği görenleri şaşırtıyor. Evet sevgili seyirciler, bugün yine bir özel haberle karşınızdayız. Bugün size tanıtacağımız arkadaşımız Mesut Demir, 21 yaşında ve ortaokuldan beri her şeyi tersten okuyor. Erzurum'da lokantalarda garson olarak çalışan 21 yaşındaki Mesut Demir'in tersten konuşma yeteneği görenleri şaşırtıyor. Merkez Yakut ilçesindeki Tavuk Döner lokantasında şef garson olarak çalışan açık lise 1. sınıf öğrencisi Mesut Demir, küçük yaşta kazandığı yetenekle gazete, dergi, kitapları tersten okuyor. Mesut Demir ismim. Kendim Tekmanlıyım. Erzurum Tekman ilçesinde. Burada yaşıyorum. Kendim lokantada çalışıyorum. Artı bir de dışarıdan okul okuyorum. Uzun cümleleri hiç tekletmeden söyleyen Mesut'un yeteneğini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mesela aslan duruşunu bozmadı diyor. Nalsa unuşrut adamzop. Yarasa talak eyik rüt sapuk ebu buruk kli adnikap krit mokeret adanera kunok iite takot ropus kuşlus Gaziantep. İzak Petna. Seni seviyorum. İnes Mruives. Zonguldak. Kadlubnos. Polis uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor. Diyarbakır'dan Erzurum'a yüklü miktarda esrar sokmak isteyen zehir tacirleri yakayı ele verdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır'dan Erzurum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledildiğini bilgisine alınması üzerine 15 Ocak 2014 günü saat 15.15 sıralarında Erzurum Bingöl Karayolu Börekli mevkinde icra edilen operasyon neticesinde yolcu otobüsünde SC ve NÖ isimli şahısların valizinde 15 paket halinde bulunan 30 kilo 142 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konularak SC ve NÖ isimli şüpheliler yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Hafta sonu deplasmanda Sandıklı Elbolspor ile ikinci yarı ilk hafta maçında karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyespor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile start alacak olan 3. lig ikinci yarı ilk hafta maçlarının programı belli olurken ikinci yarı ilk hafta maçında Sandıklı Elbolspor'a konuk olacak olan Büyükşehir Belediyespor Erzurum'daki çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Yavuz İncedal, ikinci yarıda arzulanan sonuçları alarak şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hafta sonu yapılacak olan maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Büyükşehir Belediyespor'un deplasmanda Elibol Sandıklı Spor'la yapacağı karşılaşmayı İstanbul Bölgesi hakemleri yönetecek. Orta hakemliği Mert Güzengel'in yürüteceği maçta Abdurrahman Duman ve Murat Demir yan hakemlik görevinde bulunacak. Karşılaşmada Mehmet Tolga Tarık, 4. hakem İbrahim Ilgaz ise gözlemci olarak bulunacak. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.